İnşallah zorda kalan, yardıma ihtiyacı olan bir kişinin daha duasına icabet ederiz. Daha sonra abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Onlar ikinci planda. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, videonun başlığında da gördüğünüz gibi özellikle kablo ile takılı olan tablet, telefon ve harici USB aygıtlar, bilgisayarda flash bellek gibi, hatta USB aygıtları bile bilgisayarınıza kabloyla bağlı olduğu halde, mesela buradaki CD gibi ya da Redmi telefon örneğin, içindekiler görünmüyor. Yani bu şekilde görünmüyor. Bunun birkaç nedeni vardır. Hepsini tek tek çok hızlı anlatacağım. Ama eğer her şeyi yaptığınız halde yine de görünmüyorsa, en son onu söyleyeceğim. Videomuz çok kısa, hemen başlıyoruz. Öncelikli olarak kaliteli kablo kullanmanız gerekiyor. Yani şarj kablosu kaliteli ise, hızlı şarj ediyorsa, işte bu nedenle de görünmeyebilir. Buna dikkat edin. 1. 2. USB portlarınızın sağlam olmasına özen gösterin. Bilgisayardan kapatılmaması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz. Yani bilgisayarım çalışmıyor diye bilgisayarcıya götürüyorsun ama evde elektrik yoksa, bu ne perhis, bu ne lahana turşusu diyebiliriz. Bunları anlatmaya gerek yoktu ama yine de söyledim. Gelelim telefon veya flash bellekte böyle bir ayara gerek yok. Peki telefon ve tablette ne yapmamız gerekiyor? Hani kabloyla taktık ama görmüyoruz. Hatta telefonda, bilgisayarda şu şekilde USB aygıt takılı ama bir dosya sürücü gibi, yani dosyalara ulaşamıyoruz. Şimdi bunun için önce telefon veya tabletinizin geliştirici olması gerekiyor. Birinci madde. Bunu telefon hakkına gidip, Android sürümünün üzerine gidip veya sürümün üzerine bol miktarda tıklayarak geliştirici olacaksınız. Bazı telefonlarda bu logo üzerinde olabilir. Kısaca geliştirici seçeneklerinizi açmanız lazım. Ne demek istedik? Şunu demek istedik. Her telefonda farklı olabilir ayarlarda. Burada Redmi'lerin ayarlar bölümünün ana ekranında ek ayarlar kısmında şurada geliştirici seçeneklerinin açılması gerekiyor. Yani şu şekilde aktif olması gerekiyor. Geliştirici seçenekleri açıldıktan sonra iki detaya dikkat edin arkadaşlar. USB hata ayıklaması, USB üzerinden yükle, USB hata ayıklama güvenlik ayarlarını açmanızı şiddetle öneriyoruz. Bir ince küsür daha var. Çok önemli bir mevzu değil ama bu da burada bir yerde, şurada aşağılarda bir yerde. Bu anlattıklarım genelde geliştirici kısmında. Her taktığınızda nasıl davranması gerektiğini buradan varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Maalesef gerizekalı Redmi, ben burada dosya aktarımı dediğim halde kabloyu her taktığımda veri aktarım yok. Yani şarj olarak getiriyor. Bu da benim serzenişim. Bu aramızda kalsın. Redmi'ye söylemeyin. Şimdi burada telefon takıldıktan sonra hala USB olarak görmüyorsanız, bende nedense iki tane geliyor, uzatmayayım orayı. Burada mutlaka veri aktarımı yoktan dosya aktarımı veya P2P'ye getirmeniz lazım. P2P. P2P'de sadece, şimdi onu göstereceğim. Dosya aktarımında telefonun içindeki izin verilen klasörler görünür. Yani flash bellek gibi. P2P'de ise kamera modu gibi, fotoğraf aktarma modu gibi sadece resim kaydedilen ve video kaydedilen klasörler görülür. Yani şu seçeneği de seçmeyi unutmayın. Bu da işe yarar. Güzel. Burayı kapattık. Burayla işimiz kalmadı. Peki neyi kastediyoruz biz? Şurada dahili olarak eğer telefonunuzun içerisinde hafıza kartı veya ikinci bir bölüm varsa, yani bazılarında iki bölüm olabilir, 3-4 tane hafıza kartı zart zurt olabilir, onlar da buraya gelir. Ama bilgisayarımızdaki CD gibi ismi olmaz. Burada dahili olarak paylaşılan, bu arada telefonun ismi neyse o görünür. Şimdi sorunla ilgili bütün bunları biz biliyoruz ya Mehmet. Ya biz bunları biliyoruz ama telefonumuz görünmüyor. İşte sabır edin arkadaşlar için, onu da söyleyeceğim. Az önce küçük bir nokta demiştim arkadaşlar. Burada küçük göstereyim ben bunları. Şuradan. Şimdi burada Dijim ve Pictures görünür P2P'de. Yani bu ikisi. Diğerinde ise
hepsi görünür. Bu arada video ile alakası olmayan bir şey, Ctrl A deyip silebilirsiniz eğer önemli bir evrağınız yoksa. Çünkü telefonlar, Android sistemleri çökmemesi için kendisinden bir şey silmenize izin vermez. Yani şu sildiklerimiz bilgisayara taşınabilir, kopyalanabilir evraklar, bilgiler. Kaza gelip de silmeyin. Belki önemli WhatsApp yazışmalarınız, resimleriniz olabilir. Ben her zaman siliyorum. Bana takılmayın. Hatta ben son zamanlarda şöyle yapıyorum. Bu da küçük bir detaydı. Şu ikisini silmiyorum. Diğerlerini siliyorum. Bu şekilde yaptığınızda hani telefonunuzda sürekli temizleyin mi temizleyin mi diyor ya. İşte aslında onlar bu tarz yerleri siliyor. Bilginiz olsun. Peki. Ya Mehmet çok uzattın. Hayır uzatmadım. Gerekenleri söyledim ya. Delilendirmeyin adamı ya. Bir de var ya şöyle videoyu 2 dakika sabredip de hani dinlemeyen neyse küfür şu an aboneye ihtiyacımız var. Para kazanmaya ihtiyacımız var. Gelelim sonuca. Sonuç. Burada ne diyor mesela ne diyor? ADB aygıtı. Ha şu görünmüyor. Yani şu görünmüyor. Yani ne yaptıysak az önce söylediğim seçeneklerin hepsini yaptık. Bilgisayarımızda virüs de yok, USB'de yok, telefonda açık falan da. Ne yapacağız? Şurada da arkadaşlar logo görünüyor. Ama telefon, tablet, harici USB, herhangi bir USB'den takılan cihaz burada görünmüyorsa bir dosya aktarımı olarak, flash bellek olarak şunu yapacaksınız arkadaşlar. Genelde ADB yazar. Şurada şu anda MTP yazıyor ya. Genelde ADB yazar. MTP de yazabilir. Burada şuraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. İki tane evrensel veri yolu denetleyici var. Bir de cihazlar var. İnşallah bana dua edeceksiniz. Eminim dua edeceksiniz. Şu anda ayarlarımız, bakın buraya dikkat edin. Ayarlarımız çok çok dikkat edin arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Tamam. Burada dosya aktarımı ya burası. Burası dosya aktarım ya. Bunu veri aktarımına da alabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Her iki seçeneği de deneyin. Yani hem burada deneyin hem burada deneyin. Önemli olan şurada USB'nin takılı oldu. Bende şu an sorun yok. Ben de daha önce sorun olduğunda hep böyle çözdüm. Bir gün nasip olursa çok kısa bir şekilde onu da göstereyim. Her ikisi varken ve telefona kabloyla takılıyken mümkünse veri aktarımına getirin arkadaşlar. Kestirmeden onu söyleyeyim. Önce veri aktarımına getirin. Bu arkadaş burada angut gibi, şap gibi görünsün. Veri aktarımı ve USB kablo takılıyken, yani şarj modundayken, uzattığım için özür diliyorum. Yani hemen küfür etmeyin. Hemen böyle mal gibi yorumlar yapmayın. Çok uyuz oluyorum. O yorumları kesinlikle siliyorum. Sonra ana avrat dümdüz kayıyorum. ADB interface veya başka bir şey olabilir, MTB, cihazı kaldır deyin. Cihazı kaldırın, yok edin buradan. Burada ekstra bir şey yapmayın. Sonra USB kabloyu çıkarın. USB kabloyu çıkarın. Tekrar taktığınızda veri aktarımından dosya aktarım moduna geçtiğinizde bu şekilde geliyor. Ben sorunumu her zaman böyle çözüyorum. Bunun nedeni de söyleyeyim arkadaşlar. Telefonunuz takılıyken bilgisayar kapanabilir, kablosunu çekebilirsiniz, telefon kapanabilir. Bu nedenden oluyor arkadaşlar, virüsten dolayı değil. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel bir video oldu. Bana göre 10 numara. İster beğenin ister beğenmeyin. Ya yeterse yeter.